Sevgili spor severler, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Web TV yayından bir kez daha merhabalar. Sizlerin değerli katılımlarıyla birlikte bugün 32. yayınımızı icra edeceğiz. Bugün mevsim şartlarına uygun bir yayın yapacağız. Buz zemin üzerinde yapılan bir spor branşını tanıyacağız. Bu branşı tanımak üzere çok değerli bir antrenörümüzü ağırladık. Milli takım körlük antrenörü Melik Şenol beyefendiler bizimle birlikte. Bu branşı tanıyalım. Körlük sporu nedir? Nasıl bir faaliyetleri var? Öncelikle tabii bir hocamızı tanıyalım. Hocamızı tanıdıktan sonra branşımızı, detaylarını hocamız bize aktarsın. Hocam öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Merhaba, hoş bulduk. Programımıza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Teşekkür de edelim bu anlamda hocam. Ben de mevsim şartları dedik. Evet. Yani güzel bir Ankara sabahı oldu. Çünkü her yer bembeyazdı. Evet. Her yer karla kaplandı. Tamam. Yani bir de bunun spor boyutu olacak şimdi. Buz zemin üzerine yapılan güzel bir spor. Körlük sporu. Bunu tanıyacağız. Ama öncelikle Melik Şenol kimdir? Sizi sizin ağzınızdan bir tanıyalım. Evet. Ben Melik Şenol. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde körlük antrenörlüğü yapmaktayım. Çankaya Ümitköy Spor Kompleksi'nde görev yapıyorum. 2011 yılında curling'e başladım. 2015, 2012 ve 2016 yılları arasında milli sporculuk yaptım. Genç milli takımlarda, büyüklerde ve karışıklarda görev yaptım. Daha sonrasında 2017 ve 2019 yılları arasında Türkiye Curling Federasyonu'nda antrenörlük yapmaya başladım. Ve 2019-2021 yılları arasında da Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapmaktayım faal olarak. Evet. Hocam mevsim şartları böyle karlı da olunca sizin de işiniz ev böyle heyecanla kaplandı. Evet, o heyecanla ekranlarda yansıtmış oldunuz. Aynen. Heyecanımız bastı ondan. Böyle güzel şeyler olabiliyor. Evet, ama heyecanınızı bastırdınız hocam. Daha rahatsınız. Evet, olabilir evet, öyle. Rahatsız. Canlı yayındayız sonuçta. Evet. Bu tarz şeyler olabiliyor. Atatürk Üniversitesi'nde dediniz. Konuşurken evet. Notlarım varsa bunu aldım. Federasyon Başkanımız Profesör Doktor Kenan Şebin evet. Beyefendiler. Aynı zamanda oranın akademisyeni diye biliyorum evet. kendileri. Evet. Orada da yollar kesişmiştir. Eğitim fakültesinde. Evet. Eğitim faaliyetlerinde bulunmakta. Buradan Sayın Federasyon Başkanımıza da selamlarımızı göndermiş evet. olalım. İsimlerini evet. ilerleyen dakikalarda yer yer zikredeceğiz zaten. Sizi izleyicilerimiz tanıdı. Bir de şunu dinleyelim hocam isterseniz evet. sizden. Curling sporuyla nasıl tanıştık? Yani curling sporu size nasıl cazip geldi de sizi oraya gönül vermenizi etti diyelim. Curling sporuna 2011 yılında üniversite oyunlarından sonra başladım. Hani kendim zaten Erzurum'da yaşıyordum. Evet. Oyunlar sonrası tamamen aktif olarak spor yapmaya başladım. Çeşitli liglerde, kulüplerde aynı şekilde devam etti. İşte 2013 yılında ilk milli müsabakama katıldım. Bu 2016 yılına kadar bu şekilde devam etti. Tabii daha sonrasında okulunu da okuduğumuz için tamamen körlük uzmanlık alanım olduğu için evet. antrenörlük yapmaya başladım. İşte bugüne kadar çeşitli kulüplerde, milli takımlarda görev alıyorum. Bu şekilde devam evet, etti. Bu yani şekilde bu şekilde başladık körlük sporuna. Geçmiş çok eski olmayan bir spor zaten. Tabii tabii yani yaklaşık ülkemizde de evet, daha yaklaşık yeni bir 10 yıllık bir geçmişi evet, var mazisi. Ülkemizde. Evet, 10 yıllık bir mazisi var. Yani 2009 yılından itibaren aslında yapılmaya başlandı. İlk olarak Kocaeli ilinde başlandı. Bir balon salon şeklinde yapılmıştı. Tabii üniversite oyunlarına da bu şekilde bir çalışmalar yapıldı. Şeylere, yurt dışına işte kamplara gidildi. Daha sonrasında salon yapılmaya başlanınca işte 2010 yılından itibaren oyunlara bu şekilde Erzurum Körlük evet. Salonu da hazırlıklar başlandı. Bu şekilde başlandı. Hani yayın öncesi araştırmalarımda da evet. şunu gözlemledim. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan ayrılarak evet. 2015 yılında kendi özel Türkiye evet, Curling Federasyonu evet. olarak başlamış. Aynı zamanda da bir sene sonra akabinde de federasyon başkanımız yine ismini söyleyelim. Profesör evet. Doktor Kenan Şebin beyefendiler de göreve gelerek ayrı bir boyuta getirmiş curling branşını. Ülkemizde de çok önemli başarılar gelmekte. Sizlerin sahadaki o değerli katkılarınıza da önemli işler yapılmakta diyelim. Bu anlamda da sizi biraz dinlendirelim. Sizden evet. curling adına duyacağımız tamam. çok şey var. Tamam. Öncelikle siz değil videomuz konuşsun. Olsun. Curling sporu ile ilgili hazırlanmış çok güzel bir animasyon videosu var. Videomuzu izleyelim, kaldığımız yerden devam edelim. Görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Merhaba sporcu. Ah, curling fırçası değil mi o elindeki? O zaman hazırsan...
Ki gördüğüm kadarıyla hazırsın. Kısaca curling'den bahsedelim. Ne dersin? En genel tanımıyla curling, iç içe dairelerden oluşan hedeflere, ağır taşları ulaştırma amacına dayanan bir buz oyunudur. Curling, 42 metre uzunluğunda, 4.3 metre genişliğinde, ring adı verilen buz alanı üzerinde oynanır. Her iki ucunda iç içe geçmiş 4 dairenin oluşturduğu ev adı verilen 2 alan bulunur. En içteki küçük daire düğme olarak adlandırılır. Her curling takımı 4'er kişiden oluşur. Oyuncular sırasıyla 1., 2., 3. ve kaptan şeklinde isimlendirilir. Curling taşının ağırlığı 19 kilo 96 gramdır. Sporcu... Tamam, güçlüsün, biliyorum. Ama oyunda taşı kaldırmana gerek olmayacak. Sporcu... Taşın hareket etmesini sağlayacak taşıma sapı vardır. Bu saplar takıma göre renk bakımından farklılık gösterir. Bir oyuncu taşı hedefe doğru fırlatır. Bu sırada kaptan evin başında beklemekte ve taşın yönlendirilmesini sağlamaktadır. Diğer iki oyuncu da taşın daha düzgün ilerlemesi için süpürgeyle önündeki buz tabakasını süpürürler. İki taraf için de amaç kendi taşlarını merkeze en yakın noktaya getirmektir. Dairelerin dışında kalan taşlar için puan verilmez. Müsabakalar 10 devre şeklinde oynanır. Tüm oyuncular atışlarını yaptıktan sonra müsabaka ters yönde devam eder. Tüm atışlar 73 dakika içinde gerçekleştirilmek zorundadır. Devre sonlarında puanlama yapılır ve 10 devre toplamında yüksek puan alan takım oyunun galibi olur. Beraberlik olması durumunda her iki takıma 10 dakikalık bir uzatma devresi hakkı tanınır. Galip takım belli olana kadar uzatma devreleri devam eder. Sporcu? Biraz daha sağ sporcu. Yok çok oldu çok. Azıcık sola. Heh, az daha. İşte böyle. Tamam. Tebrik ederim sporcu. Yine harikaydın. Hoşça kalın. Sevgili spor severler, videomuzu izledik. TRT Sporca organize edilmiş ve düzenlenmiş bu animasyon videosu diyeyim daha doğrusu. Gayet bilgi noktasında güzel bilgiler vermiş oluyor ve izleyenleri bilgilendiriyor. Ama şimdi hocamızdan dinleyelim curling sporunu. Hocam curling sporu, sizin ağzınızdan dinleyelim. Malzemeleri nedir? Evet. Nasıl oynanıyor? Hangi alanda oynanıyor? Ne kadarlık bir alanın içerisinde gerçekleştiriyor? Takım kaç kişiden oluşuyor? Atışlar ne zaman yapılıyor? Süreler neler? Bunları detaylarını bir sizden dinleyelim. Çünkü siz de ifade ettiğiniz bir 10 yıllık mazisi var bu sporun Türkiye'de. Yani gitgide de artacaktır. Popülaritesi yükselecek branşlardan birisi de curling branşı. Bunu sizin ağzınızdan dinleyelim, söz sizde. Evet. Curling buz üzerinde oynanılan bir çeşit taş kaydırma sporudur. Yani curling sahalarının içerisinde belirli ringler, yani kurvalar, şit dediğimiz alanlar bulunur. Bu şitlerin uzunluğu 45 metre uzunluğunda olup 5 metre genişliğindedir. Tabi bu biraz kısaltılabilir. 44-75'e kadar da düşürülebilir. Her şitin İki ucunda ev dediğimiz halkalar bulunur. Bu evin merkezine atılan en yakın taş veya taşlar genelde skor konumunda olur. Bildiğimiz üzere curling bir stratejiye dayalı olarak oynanılan bir oyundur. Oyun içinde sürekli hamleler yapılır. Yani bu hamleler sayesinde bir anda oyun lehinizeyken aleyhinize de dönüşebilir. Evin merkezine atılan taşlar, evin en merkezine dediğimiz atılan taşlar, düğme dediğimiz alana atılan taşlar skor konumunda. Bu düğme taşların enişteki evet, oluyor değil mi? Videoda da izledim. Enişteki küçük dairemiz düğme, batın diye adlandırıyoruz biz bunu. Bütün taşlar atıldıktan sonra skor alınır. Tabii spor bir takım sporudur. Evet. Takımımız 4+1 kişiden oluşmaktadır. Birinci oyuncu, ikinci oyuncu, üçüncü oyuncu ve dördüncü oyuncu şeklinde. 4 oyuncu sahada iken bir oyuncumuz alternatif, yani yedek konumundadır. 5. oyuncumuz. Bu karşı takımda da aynı şekildedir. Her sahada, yani şitte toplamda 8-8-16 taş bulunur. Yani renk olarak adlandırırsak 8 sarı 8 kırmızı şeklindedir. Taşlar sırasıyla atılır. Yani 4 oyuncunun toplamda her oyuncunun 2 taş atma hakkı vardır.
8 bizim 8 rakibin olacak şekilde. Şöyle ki kırmızı taş atıldı. Evet. Kırmızı taştan sonra sarı taş atılır. Sırayla kırmızı atıldı. Sarı kırmızı sarı şeklinde. Üst üste taşlarımız hiçbir zaman atılmıyor. Her oyunda bir kaptan ve bir kaptan yardımcısı bulunur. Kaptanlarımız genelde evin diğer ucunda bulunurken yani iki süpürgeci ve bir atıcımız da aynı şekilde evin bu tarafında bulunur. Atıcı taşını atarken süpürgeciler taşı takip ediyor. İleriki ucuda kaptana kadar ilerliyorlar. Kaptanlar genelde oyunun stratejisini belirler. Tabii bu tamamen kaptana bağlı değil yani. Bunun yardımcısı da aynı şekilde destek veriyor veya diğer oyuncularımız da aynı şekilde yardımcıya iletip bunu aynı şekilde kaptana bildiriyorlar. Kaptanlar sürekli oradan atılacak yeri, sporcunun atacak yeri, çıkış çizgisini bu şekilde belirlerler. Tamamen stratejide ona bağlı ilerler. Bu şekilde bütün taşlar atıldıktan sonra skor bu şekilde belirlenir. Maçlarımız süre yaklaşık sınırı, evet, onu soracağım. Maçlarımız set halinde oynanır. Evet. 8 set 10 set üzerinden oynanır. Resmi müsabakalar, ulusal ve uluslararası müsabakalarımız genelde 10 set üzerinden oynanır. Maçta illaki birinin kazanması lazım. Yani tabii. Bu maç berabere veya şey yok. Birinin yenmesi lazım. Evet. Bu 10. sete gelindi. Beraberlik bir durum oluştuğunda 11. sete maç uzar. Bu şekilde galibi belirleriz. Hiçbir zaman skorlarımız set içerisinde, örnek veriyorum, 1. set, 2. set, 3. sette bu şekilde 10. sete kadar. Setlerimiz hiçbir zaman 1-1, 2-2, 3-2 şeklinde bitmiyor. Yani illaki setlerimizde ya biri kazanacak, olacak, evet, ya da 0-0 bitmiş olacak. Bu şekilde. Oyuna ilk kim başlar, bir sonraki sete kim başlar, bu şekilde kazananla devam ediyoruz. Bir lig var mıdır Türkiye'de? Yani tabii, tabii. Şu anda liglerimiz Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig, yani yükselme ligi olarak liglerimiz devam ediyor. Bu her yıl olarak yapılıyor zaten. Şöyle ki yükselme ligine ucu açık yeni kulüplerimiz sürekli katılım sağlayabiliyor. Derece yaptıkları takdirde 2. Lig'e. Evet. İkinci ligde de derece yaptıklar takdirde bu birinci lig Süper Lig'e aktarılıyor. Başarılar geldikçe Süper Lig'e kadar çıkılıyor. Süper Lig'i şu anda tabii 2 yıldır Süper Lig yapmaya başladık. Süper Lig'de şu anda 10 takımımız mücadele etmekte. Yani 10 bayan, 10 kadın, 10 erkek takımımız mücadele ediyor. Aynı şekilde birinci ligimiz böyle, ikinci ligimiz ve yükselme liglerimiz daha fazla. 16 takım ve yükselme ligimiz 16 takımdan daha fazla oluyor. Genelde 20-25 takımı da buluyor. Totale vurduğumuzda yaklaşık yıl içinde bir lig 100'den fazla kulüple mücadele ediyor. Evet. Ben hani üniversite dönemlerinde hatırladığım bir branş, korfbol branşı, ben de uğraşmıştım. Hani hakemliğini falan da almıştım, hakemlik yaptım, müsabaka yönettiğim anlar olmuştu. Benim orada gözlemlediğim şuydu haliyle, bir branş ülkeye geldiği zaman önce spor bilimleri fakültelerinde bu daha çok yayılır ve üniversite takımları adı altında oluşturulur. Yayılması da bu şekilde sağlanır. Curling'de de bu geçerli mi? Yani üniversite takımları oluşturulup mu daha çok sahip olunuyor bu branşlara diyeyim? Tabii biz 2013'te ben üniversiteye başladığımda spor bilimleri fakültesinde curling uzmanlığına, antrenörlük bölümüne curling uzmanlığına başladım. Tabii dediğiniz gibi bütün bölümlerde curling dersi vardı. Evet. Bu şekilde yayılmaya başlandı. Ama üniversitelerden ziyade bu sefer altyapılara başladık. Tabii ilkokul dönemlerine inmeye başladık. Evet. Yani 9 yaşından 10 yaşından itibaren başlatmaya başladık bu sporcularımızı ki milli takımlara altyapı oluşturmak için. Tanıtımı ilk başlarda öyleydi. Üniversitelerden başlanıldı. Biz zaten uzmanlık alanımızken üniversitelerin farklı bölümlerinden veya kendi üniversite fakültemizde öğrenciler getiriyorduk. Bu şekilde yani uzmanlığımızı da tamamlamış oluyorduk. Çoğu ilde zaten yapılmaya başlanılıyor. Şu anda yaklaşık 7-8 ilimizde işte curling salonu aktif olarak devam etmekte. Zaten floor curling bizim alt branşımız. Onu da 81 ilde de devam ediyoruz. Sizden özel bir eleştiri yapmanızı da isteyeceğim. Tabii abeste iştigal olmazsa. Sizin gözlemlerinizle en başarılı il ya da en başarılı takım diye bir soru sorsam bunu yanıtlamanızı istesem. Evet, en başarılı ilimiz şu anda Erzurum. Erzurum. Evet, Erzurum'un da en büyük avantajı şu anda olimpik bir salonun olması.
Bayağı kapsamlı bir salonu var. Sporcu çoğunluğu da aynı şekilde orada. Tabii Erzurum'da çoğu Süper Lig'in de en iyi takımları Erzurum'da bulunuyor. Tabii şehir dışından da takımlarımız var ama bunu genele vurduğumuzda %80'i Erzurum'dadır yani Erzurum'da. Bunun çoğunluğu. Evet. Bu şekilde Erzurum yani şu anda önde gidiyor. Tabii biz de Ankara'da da yaklaşık 2 yıldır başladık bu çalışmalara. 2 yıldır çalışmalara başladık. Şöyle amacımız Ankara'da da aynı şekilde bir altyapı oluşturmak. Bu altyapıyı geliştirip aynı şekilde gerek Erzurum'da gerek Türkiye'nin her yerinde takımları götürüp bir numara yapmak. Amacımız o. Şu an zaten federasyon başkanımız da gayretleri bu yönde. Şu an mevcut federasyon başkanımız Ankara ilinde de bu sporun yayılması noktasında güzel yani başkanımız o anlamda ciddi destek veriyor tabii. Bütün illerdeki salonlara veya işte sporcu gelişimlerine gerçekten ciddi anlamda destek veriyor. İnşallah hedefimiz yani temennimiz 81 ilde de curling salonunun yapılıp faaliyete devam etmesi. Evet, yani 81 ilde de il temsilciliklerinde kurulması aynı zamanda kurulması. Çünkü hani yayın öncesi yine hazırlandığımda baktım il temsilcilikleri bazı illerde var. Evet. Hani bu tabii gitgide sayı artacaktır. 2'ye 3'e çıkacaktır. Hatta dediğiniz gibi 81 ilde de bu branş umarım faaliyet gösterecektir diyelim. Şu soruyla devam edelim isterseniz hocam. Curling sporuna başlamak isteyen kişilere, sporculara, meraklılara önerileriniz neler? Yani ne yapmalı bu kişiler? Nasıl bir fayda sağlamalı ya da bilgi almalı? Bunu da sizden dinlemiş olalım. Önerilerim şöyle. Ya bu spor 7'den 70'e yapılan bir spor. Yani bizim öyle ki 7 yaşında da sporcumuz var. Evet. 70 yaşında da sporcumuz herkes var. Herkes için yani spor. Aynen öyle. Herkes için spor. Yani dünyada değil, ülkemizde bu şekilde. Evet. Benim mesela Ankara'da yapıyorum. 60 yaşında da sporcum var. Aynı şekilde zaten bizim veteran takımlarımız, milli takımlarda da oluyor. Senior takımlarımız. Sporcu. Genç kardeşlerimiz bu şekilde yani kendi gelip geliştirebilir. Bunun ucu yok yani yaş anlamında ama önceliğimiz bir altyapı, yine diyorum altyapı oluşturmak, bunu milli takımlara çıkarabilmek. Evet. Ben mesela Ankara'daki amacım öyle. Bir altyapı oluşturup ileri seviyeye taşımak ve milli takımlara çıkarabilmek. Evet. Yani stratejiye dayalı olduğu için de zihni de gelişiyor zaten. Bir nevi aslında buzda satranç diyoruz biz bu alana. Yaş gözetmiyor yani engel tanımayan bir spor. Şöyle bizim tekerlek sandalye curling takımlarımız bile bulunuyor. Evet. Hani işitme engelli curling takımımız bile bulunuyor. Floor curling'de aynı şekilde görme engelli curling takımlarımız da bulunuyor. Zaten Ankara'da biz Çankaya Ümitköy Spor Kompleksi'nde antrenmanlarımıza sürekli olarak devam ediyoruz. Evet. Bunu hani bu şekilde mesajımızı iletmiş olalım. Çoğu ilde de aynı şekilde Genç Spor İl Müdürlüklerine veya Türkiye Curling Federasyonlarından başvuru yapıp şey yapabilirler, öğrenebilirler. Evet, Sayın Bakanımızın katkılarıyla Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu Ümitköy'de çok güzel bir tesis inşa edilmesi noktasında güzel atılımlar yaptı. Burada birçok branş var. Yani buz pateni, curling gibi. Evet. Yani ortak kullandığınız o alan zaten. Evet, o alanda da çok güzel faaliyetler bulunmakta. Dileyen izleyicilerimiz bu tesisi ziyaret ederek gerekli bilgileri gerek sizden, gerek ilçe müdürlüğümüzden, gerek tesis amirliğinden bilgilere sahip olabilirler diyelim Sayın Hocam. Curling sporu ülkemizde ve dünyada ne noktadır? Sizlerin beklentileri nelerdir deyip diğer sorumu size iletmiş olayım hocam. Ülkemizde şu anda çok iyi bir konumda. Yani 2011 yılından itibaren sürekli olarak milli takım kampları olsun, liglerimiz olsun. Özellikle 2016 yılından itibaren çoğu liglerimiz aktif olarak her yıl yapılıyor zaten. Bundan ziyade çok kapsamlı bir şekilde milli takım yaz kampları, kış kampları yapılmaktadır. Evet. Bu sadece yaş gözetmiyor yani. Genç takımlarımız var, büyük takımlarımız var, senior takımlarımız var. Bunların hepsine sürekli yaz kış kampları yapılıyor. Hani buradaki beklentimiz, yine diyorum yani bir önceki konuşmamızda olduğu gibi biz bu sayıyı ne kadar fazla çıkarırsak o kadar yaymış olacağız. Yani ciddi beklentimiz bizim salon yani. Evet. Şu anda en büyük beklentimiz salon. Özellikle burada da aynı şekilde o. Çünkü hassaslık seviyesi yüksek curling sporunun. Onun içinde sadece curling yapılması gereken bir salon olması gerekiyor. Evet. Beklentimiz ülke olarak bu. Hani
sporcu katsayımızı zaten yıl geçtikçe yükseltiyoruz. Şu anda evet. 2000'den fazla lisanslı sporcumuz bulunmakta. Kulüplerimiz aynı şekilde 150'ye yakın kulüplerimiz bulunuyor. Dünyada ise zaten ciddi başarılar elde ediyoruz. Yaklaşık 2012 yılından itibaren işte Avrupa şampiyonalarında klasmanlar vardır. ABC klasmanları vardır. Biz C klasmanlarında işte büyüklerde kadın erkek takımlarında B klasmanlarına yükseldik. Evet. B klasmandan A klasmanına yükseldik. Şu an kadın takımımız zaten 2019 yılında Avrupa şampiyonası A klasmanında mücadele etmekte. Bu A klasmanında da zaten Avrupa'nın en iyi 10 takımı bulunmakta. BC'ye vurduğumuzda yaklaşık 65-70 ülke bulunuyor. Kadın takımımız ilk 10 içerisinde. Şu anda kadın takımımız için hedefimiz ilk 7'ye girip dünya şampiyonasına gitmek ve önümüzdeki olimpiyatlara kota alabilmek. Ve bundan ziyade erkek takımımız da aynı şekilde B klasmanındadır. Onun için de hedefimiz A klasmanına yükselip aynı şekilde dünya şampiyonasına gidebilmek. Ve genç takımlarımız aynı şekilde dünya şampiyonalarında mücadele ediyor. Dünya şampiyonası A klasmanı, B klasmanında mücadele ediyorlar. Derecelerimiz var zaten gençlerimizde. 2015 derecelerimiz var. Kadın takımlarımızda zaten A klasmanına çıkarken Avrupa B klasmanı ikincisi olup bu gruba yükseldiler. Ciddi anlamda başarı elde ediyoruz. Özellikle bahsetmem gereken diğer bir konu da karışık çiftlerimiz var bizim. Bir kız, bir erkek sporcumuz yarışıyor burada. Bu sporcularımız da şu anda dünyanın en iyi ilk 10 takımları içerisinde bulunuyorlar. Olimpiyata çok yakınız yani o grupta. Hani 2022 için çabalıyoruz şu anda. Kota almaya çalışıyoruz. İnşallah o da olacak. Zaten hani bu branşa da baktığımızda biraz İskandinav ülkelerinde daha çok başarı gelmekte. Hatta öyle bir seviyeye geldik. Yani onlara kafa tutma derecesindeyiz artık. Tabii. Şu an İskandinav ülkelerinde zaten Avrupa'nın en iyi 10 takımlarının içinde zaten az önce dediğimiz gibi İskandinav ülkeleri bulunuyor. Ki biz de bunların içinde olduğumuzu gösterdik. Yani karışık çiftlerde az önce dediğim gibi kadın takımlarımızda en üst gruplardayız Avrupa'da. Şöyle ki bu adamlar yani bu sporcular bunu yaklaşık yani ata sporu derler ya. Evet. 50 yıldır 60 yıldır bu sporu belki yapıyorlar. Yani yapanı var. Tabii. Zaten spor 100 yılı aşkındır yapılıyor oralarda. Ki biz 10 yıllık bir geçmişimiz olmasına rağmen bu camianın içinde en üstliklerdeyiz yani. Evet. İnşallah daha da iyisi olacak yani. Hatta tesis dediniz hani bundan bile olumsuzluk oluşturmaması adına şöyle atılımlar var. Gençlik merkezlerimiz bu anlamda çok yardımcı oluyorlar. Evet. Gerek tesislerde gerek farklı noktalarda oluşturdukları floor curling. Bunu da sizden dinleyeceğiz. Yani floor curling'de de yine o sizin bahsettiğiniz temele yayma noktasında oraya gelen genç kardeşlerimize bu branşı da öğretme noktasında güzel faaliyetler bulunmakta. Floor curling dedik, bir de bunu sizden dinleyelim. Anlatalım. Floor curling de bizim curling'in bir alt branşı olarak adlandırıyoruz biz bunu. Curling'in minyatürü olarak bilelim. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde bir alana sahiptir. Bu her yerde yapılıyor. Kapalı spor salonlarında, hatta açık alanlarda biz bunu tanıtma amaçlı da yapıyoruz. Bunda da aynı şekilde takımlar 2 kişiden oluşur veya 4 kişiden oluşur. Genelde 2 kişilik takımlar oluşturuyoruz. 4'er taş bulunuyor bunlarda da. Zaten floor curling'de okul sporlarında ciddi bir rağbetimiz var. Yaklaşık Adana'da 2 yıl önce okul sporlarında 550'den fazla okul katıldı bu turnuvaya. Çok ciddi bir okul diyorsunuz yani. Evet, çok ciddi okul, bir rakam. Yani Türkiye gene, Türkiye şampiyonasına. Türkiye şampiyonasına. Şu an 81 ilde de yapılıyor. Özellikle gençlik merkezlerinde zaten çalışma yapıldı. Hani projeler yapıldı. Bakanlığımızın projeleri vardı. Gençlik merkezlerine biz de eğitimler verdik. Malzeme verildi. Bu şekilde projeler sayesinde de bütün illere, gençlik merkezlerine malzeme verildi. Gerek kendileri aldı. Bu şekilde devam ediyor. Eğitimler veriliyor. Zaten şöyle floor curling'i de floor curling'in birinci kademe antrenörlük kursları da bir yıldır açılmaya başlanıldı. Evet. Yani bunu da ayrı bir branş haline getirmeye çalışıyoruz. Ki önümüzdeki sezon zaten floor curling kulüpler şampiyonaları yapılacak. Yani bütün yani kulübünüz varsa şöyle floor curling branşını da açtırıp
kulüpler arası turnuvalara katılabilirsiniz. Gayet eğlenceli bir oyundur. Bu da aynı şekilde yaş gözetmeksizin 4-5 yaşından itibaren hani ileri ucu açık bir şekilde gidiyor. Yaş gözetmiyor. Bunda aynı şekilde görme engelli takımlarımız bulunur. Tekerlek sandalye curling takımlarımız var. İşitme engelli curling takımlarımız var. Floor curling takımlarımız bulunuyor. Kendi aralarında müsabaka yapıyorlar. Gerek illerde gerek Türkiye şampiyonalarında bu şekilde devam ediyor. Gayet eğlenceli, güzel bir oyundur. Evet. Güzel bir uğraş. Sonuçta sosyal aktivite de oluyor. Evet. Ama şu boyutu da var düşündüğümüzde. Birazdan milli takımları konuşacağız. Sizin ağzınızdan o dönemleri de dinleyeceğiz. O dönemki anılarınızı da dinleyeceğiz. Yani işitme engelli diyoruz. Farklı ortopedik engeli olan bir bireyden bahsediyoruz. Spora yönlendiğinde hayatı o kadar çok değişiyor ki. Geçtiğimiz haftalarda işitme engelliler AS başkanımızı ağırlamıştık. Federasyon AS başkanımızı, sağlık kurulu başkanımızı ağırlamıştık. Onlar da aynı şeylere değindiler. Yani çocuklar milli takım seviyesine geldiler. Öğrenim gördükleri üniversiteden burs almaya başladılar. Hatta devletimizin verdiği burs almaya başladılar. Yani bunlar çok önemli dokunuşlar. Yani bir engeli varken aslında engelleri kaldırıp çok farklı hayatlara, pencerelere yelken açıyor diyebiliriz. Bakanlığımızın yürütmüş olduğu çok önemli bir proje var. Biraz önce ifade ettiğim şeylere değinecek çok önemli bir proje. Türkiye Sportif Yetenek Taraması Projesi. Bu projenin taramaları da 2017-2018 dönemindeki öğrencilerin 3. aşamaları itibariyle taramaları yeniden yapılmakta. Bununla ilgili bir video. Videomuzu izleyelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ben dünyanın en iyi futbolcusu olacağım. Ben bir sürü madalya alacağım. Ben büyüyünce rakip tanımayacağım. Dünyada en hızlı ben yüzeceğim. Hayalim tenis şampiyonu olmak. Tüm engelleri aşıp dünya rekoru kıracağım. Her maçta sayı rekoru kıracağım. Çocuklarımız kendilerine inanıyor, biz onlara daha çok inanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle spor seferberliği başlatıyoruz. Karşınızda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. 81 ildeki tüm okullarımızda 3000'den fazla antrenör ve beden eğitimi öğretmeni çocuklarımızın yeteneklerini keşfediyor, onları şampiyonluklara hazırlıyor. Yetenek tarama testiyle siz de çocuğunuzun hangi spora yeteneği olduğunu keşfedin. Geleceğin şampiyonları şimdiden yetişsin. Ne de olsa her şey Türk sporu için. Sevgili spor severler, videomuzu izledik. Videonun detaylarıyla ilgili bilgiler web sitemizde ve sosyal kanallarımızda mevcut. Buradan da inceleyerek gerekli yorumlarda bulunabilirsiniz. Hatta bugün konuştuğumuz branş curling. Curling branşıyla da ilgili merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmında bunları ifade ederseniz bizler de akabinde hemen dönüş sağlamış oluruz diyelim. Milli takım dedik hocam. Evet, milli takım anılarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. O dönemler, antrenman dönemleri, buradaki küçük anekdotları sizin paylaşmanızı isteyeceğim. Tabii. Sözü size bırakıyorum. Milli takımlarda kendim sporcuyken 2013 yılında ilk milli müsabakama çıktım. Bu şekilde 14, 15, 16'ya kadar bu şekilde devam etti. Büyüklerde, karışıklarda aynı şekilde oynadım. Tabi burada ciddi güzel anılarımız oluyor. Yani zaten curling öyle güzel bir spor ki, curling ruhu diyoruz biz buna aslında. Evet. Şöyle, herkes oyun içinde gerek içinde dışarıda, herkes birbirine uyumlu bir şekilde hareket eder. Hoşgörü seviyesi yüksek bir spordur. Tabi biz özellikle şöyle bir anıdan bahsetmek isterim. Maçlara gidiyoruz. Hani şöyle diyelim ki Türkiye Almanya oynuyor. İşte biz Almanya'yı yendiğimizde şöyle Almanya içecek ısmarlarız gibisinden böyle küçük güzel anılar olur. Tabii bu bazı turnuvalarda farklı oluyor. Olmayabiliyor. Tabii şöyle müsabaka sonlarında aynı şekilde kapanışlarımız, açılışlarımız bu şekilde güzel şekilde geçiyor. Antrenörlükte de şöyle olimpik takımlarda antrenörlük yaptım. ve seniorlarda işte veteranlarda antrenörlük yaptım. Tom'da, şurada hepsinde antrenörlük yapmışlığımız var. Kamplarımız olsun, yurt dışı faaliyetlerimiz olsun. Yani gayet güzel geçiyor. Ülke içinde de kamplarımız sürekli dediğim gibi yaz kış kamplarımız oluyor. Genelde curling ruhuna uyacak şekilde güzel geçiriyoruz şu süreci. Şu şekilde buz yani buz üstünde yapılan sporların da kültürü bambaşka oluyor. Apayrı oluyor. Yani bu ruhu siz fazlasıyla yaşıyorsunuz. Sahada da
O havayı soluyorsunuz. O saha havasını solumak bambaşka. Bunu veteranlar düzeyinde bile yapıyorsunuz. Daha küçük seviyelerde de yapıyorsunuz. Yani veteranları da düşünelim. Küçük yaş gruplarına düşünelim. Özellikle şöyle yola çıkalım istiyorum. Küçük yaş gruplarında bu curling branşında yeni başlayanları da göz önünde bulunduruz da yaptıkları hatalar ne oluyor ya da düzeltilmesi gereken önemli teknikler diyeyim. Bunları da ifade etmenizi isteyeceğim. Özellikle hani küçük yaş gruplarında da büyük yaş gruplarında da bazen aynı sıkıntıyı yaşayabiliyoruz. Şöyle bir sıkıntı. Curling'e başlarken önce bir denge çalışmamız oluyor. Evet. Bu tabii hem engel, kay, taş, at, süpürge, at gibi değil. Her branşta olduğu gibi bunda da bir temel eğitim oluyor uygulamalı olarak. Biz denge aletleriyle başlatıyoruz bu sporcularımızı. İşte ne oluyor mesela bu denge süreci yaklaşık 2 hafta 3 haftayı bulabiliyor. Süpürge kullanımına geçmeden, taş kullanımına geçmeden 2-3 haftalık bir süreci buluyor. İşte çocuk da yetişkin de aynı şekilde ilk etapta sıkılabiliyor. Neden taş atmıyorum, atamıyorum gibisinden sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Ama daha sonrasında 3 haftalık bir evreden sonra kendisi gayet memnun oluyor. Keşke bunu bir ayda yapsaydım, iki ayda yapsaydım, daha iyi kayardım, daha güzel olurdu, daha güzel atışlar atardım. Bu tip önce sıkıntı, sonra güzel şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yetişkinlerimizde, yetişkin takımlarımız da oluyor. Bundan ziyade hobi grupları da yapıyoruz aynı şekilde. Bunu tabii daha kısa tutuyoruz. Daha hızlı bir eğitim vermiş oluyoruz. Gayet keyifli, eğlenceli bir şekilde ilerletiyoruz. Ankara'da da kendim hem çocuk gruplarımız, yetişkin gruplarımız, genç gruplarımız, hobi gruplarımızı bu şekilde çalıştırıyorum. Yani gayet oyun içerisinde, dışarıdan bakılınca biraz farklı bir oyun geliyor aslında. Evet. Hani bilinmiyor, garip gelebiliyor. Ama oyunun içine girince, onun serüvenine katılınca ne kadar eğlenceli, güzel bir oyun olduğunu anlamış oluyoruz. Yavaş yavaş. Yani yayın öncesi yine ifade edeyim hazırlanırken videoları izledim. Biraz detaylı da baktım. Aslında izleyici portföyü geniş. Yani bir izleyici kitlesine baktığımda da çok coşkulu izliyorlar. Evet, çok keyifli geçiyor. Yani şununla da bağdaştıracağım. Hani küçüklüğümüze döndüğümüzde hani bilye oynardık. Evet. Biraz ona da benzetiyorum ben açıkçası. Aha. Yani bizim kültürümüzde de var aslında. Yani küçükken herkes oynamıştır en azından bizim jenerasyonumuz ya da benim yaşım çok büyük sayılmaz ama gene hani eski jenerasyonlara döndüğümüzde çok faaliyet gösterilen bir oyundu. Curling de yine ifade ettiğim gibi seyir zevki yüksek, seyirci kitlesi de yüksek. Büyük coşkuyla izlenen güzel bir oyun. Hatta izleyicilerimiz bununla ilgili gerekli videoları internetten ulaşabilirler. Evet. Ne demek istediğimi izlediklerini daha iyi anlayacaklardır. Evet, ciddi geri dönüşler alıyoruz zaten turnuvalar olunca hani sosyal medyadan paylaşımlar olunca şey yapıyoruz yani ciddi geri dönüşümler alıyoruz. Ben de yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim gibisinden yaş gözetmeksizin ciddi talepler alıyoruz artık yavaş yavaş. Evet. Son olarak da şunları konuşalım diyorum Sayın Hocam. Türkiye Curling Federasyonu bünyesinde icra ettiğiniz faaliyetler, projeler yani proje diye baktığımızda artık şöyle önemli bir projeniz olmuş zaten. Floor Curling gençlik merkezlerimizde çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü en temelden yayma noktasında güzel bir atılım. Bu bir örnek olsun. Diğer örneklerinizi de dinleyelim hocam. Tamam. Zaten şöyle demiştim başta 2017-19 yıllarında Curling Federasyonu'nda da görev yapmıştım. Bundan ziyade teknik kurulda, Floor Curling Teknik Kurulu'nda görevler aldım. Halen daha görev almaktayım. Şöyle buzda da aynı şekilde faaliyetlerimiz ve projelerimiz devam ediyor. Öncelikle şöyle mesela buzdaki amacımız uluslararası seviyelerde en yükseğe çıkabilmek. Ülke olarak da yaptığımız projelerde yine şöyle gençlik merkezi ile adlandırdığımız veya bakanlığımız aracılığıyla işte tesislerde kurslar açıyoruz. Evet. Bu şekilde belirli kurs sayısı açtığımızda eğitimlere devam ediyoruz. Faaliyetlerimiz genelde zaten curling olarak yıl içinde liglerimiz demiştik devam ediyor. Evet. Floor curling'de de okul sporlarında yine devam ediyor. Tabii bu pandemi süreci bütün sporlarda olduğu gibi bizi de etkiledi. Şöyle şu süreçte en azından biz hani bakanlık onaylı, federasyon onaylı yine antrenman yapmaya devam ediyoruz. Zaten milli takımlarımız sürekli çalışıyorlar. Çünkü önümüzde yapmamız gereken projelerimiz var. Derece almak istediğimiz turnuvalar var. İleriye yönelik
hedeflerimiz olduğu için milli takımlarda sürekli vakit gözetmeksizin antrenmanlarımız devam ediyor. Floor curling'de şöyle ilk hedefimiz, önümüzdeki hedefimiz şöyleydi. Kulüplere yaymak bunu. Kulüplerde branş açtırıp Türkiye şampiyonaları yapmak. Belki ilerleyen zamanlarda bu floor curling belki Süper Ligi yapılacak, tabii, birinci ligi yapılacak. Bölgesellikler başlayacak. Tabii bölgesellikler yapılacak. Bu şekilde ilerleyecek. Faaliyetlerimiz bir de şöyle devam ediyor. Sürekli antrenörlük kursları da aşmaya başlıyoruz. Hani curling olsun, floor curling olsun bu şekilde. Ki amacımız bunu yaymak, yaygınlaştırmak. Ne kadar fazla yayarsak branşı o kadar iyi tanıtmış olacağız, yaymış olacağız. Antrenörlük, yani önceliğimiz antrenörlük kursları açıp bunu her ilde yaymak, yaygınlaştırmak. Tabii hakemliklerimiz de aynı şekilde devam ediyor ki biz bunu liglerde yapabilelim. Antrenör eksiğimiz, hakem eksiğimiz olmasın diye. Floor curling zaten şöyle çok kapsamlı değil. Curling gibi çok kapsamlı değildir. Belki ilerleyen zamanlarda bunun ikinci kademesi açılacak. Evet. Ayrı bir branş olacak. Daha fazla kademeler bu şekilde ilerlemiş olacak. Şu andaki hedeflerimiz bu şekilde. Projelerimiz bu şekilde kurslarla devam ediyor. Ve milli takım antrenmanlarla tabii pandemiden dolayı ekstra faaliyetlere giremiyoruz şu anda. Yine ifade edelim. 10 yıllık bir mazisi olan branş. Dediğiniz gibi gitgide sayılar arttıkça bölgesellikler, belki Süper Lig takımlarına oynayan takım sayısı fazla olacak. Sporcu sayısı farklı olacak. Gitgide ileriye taşınacak. Şu anlamda da öyle. Profesyonel bir lig oluşturmak. Lig oluşturmak. Hatta buradan doçent doktor Suat Begeç hocamız da ismini zikredelim. Ben de yayın öncesi hazırlanırken federasyonun vizyonuna bakmıştım. Suat hocam biraz kızacak belki. Birazcık uzun vizyon ama ben yine vizyon, güzel bir vizyon federasyonumuzun. Ben vizyonumuzu da buradan ifade edeyim, federasyonumuzun vizyonunu. Curling'i her şehirde, her yaştan, insan tarafından kolay ulaşılabilen bir spor dalı haline getirmek, ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek için altyapıyı geliştirmektir diye ifade etmiş ve vizyon çerçevesinde de zaten federasyonumuz ilerlemekte. Umarım bu vizyona bağlı kalarak da yine ifade ettiğimiz o güzel sayılara ulaşıp daha fazla takım ve sporcuya ulaşmış oluruz diyelim. Biraz da dinlenelim hocam. Evet. Çünkü malum pandemiyi konuşalım diyorum. Evet. Bakanlığımızın hazırladığı bir pandemi videosu var. Videoyu izleyelim, sonra pandemiyi konuşalım. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmalı. Peki ya spor yaparken pandemi sağlığınızı tehdit ediyorsa? Vazgeçme. Sağlığımız adına güvenli bir spor için uyulması hiç de zor olmayan kurallar ve alınmış tedbirler var. Toplu ya da bireysel olarak yaptığımız spor branşları için de sosyal mesafemizi bozmamak yine en sağlıklısı. Kullanılmış her araç ve gereç tekrar dezenfekte edilmeden kullanmamalıyız. Bize düşen sadece kurallara uymak, uyarı yazılarını ve yönlendirmeleri dikkate almak. Virüsten korunmak aslında bu kadar kolay. Sağlık için spor yaparken sağlığımızdan olmayalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Unutma, virüs tedbirden güçlü değil. Evet sevgili spor severler, videomuzu izledik. Yani ülkemiz pandemi dönemini en iyi şekilde atlatmaya çalışıyor. Hatta ikinci doz aşılama dönemi başladı. Mutlaka e-nabız sistemi üzerinden girip aşı takviminizi oluşturup, randevunuzu oluşturup, zamanı geldiğinde mutlaka aşımızı olmamız gerektiği vurgusunu buradan yapalım. Pandemiyi konuşalım. Videomuzu izlerken de buz pateni, yani buz üzerindeki bir spor olarak onu görmüş olduk. Hocam pandemiyi nasıl geçirdik? Yer yer ifade ettiniz ama yani okul sporlarına da çok etki etti. Yani tüm branşlara etki etti. Çoğu branşı. Tabii ki sizin branşınıza da etki etti. Yani zaten buz üzerinde yapıyordunuz. Tamam floor curling de yapılıyor ama ikisi ayrı olduğunu ifade ettiniz. Yani siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Pandemi sizi nasıl etkiledi? Tabii pandemi sürecinde şöyle hani milli takımlar bir şekilde çalışmaya başladı. Tabii belli bir süre sonra geçen yıl belli bir süre sonra çalışmaya başlandı ama uzun bir süre yaklaşık bir yıla yakındır biz antrenman yapamadık. Evet. Yani biz yapamadık derken bütün branşlarda aynı şekilde bu tarz bir sorun oluştu. Hani bu süreçte ne yaptık? Teorik eğitimler vermeye başladık. Evet. Şöyle ki hani Zoom üzerinden eğitimler verdik. Curling'le alakalı, floor curling'le alakalı. Genelde hani boş geçirmemeye çalıştık. Elimizdeki mevcut sporcuları da kaçırmamak adına hani bu alanı
biraz da ileriye taşımak için genelde herkesle iletişim halinde olduk. Evet. Şöyle sürekli bu şekilde devam etti. Videolarla, görsel eğitimlerle devam ettik. Daha sonrasında bu yıl içinde de artık yavaş yavaş yaklaşık 2 aydır antrenmanlara şöyle mesela Ankara'da ben başladım. 2 aydır evet. yapmaya başladık. Tabii bunu da şöyle antrenmanlara girdiğimizde gayet dikkatli bir şekilde girip antrenmanımızı yapıyoruz. Hani sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Veya taşlarımızı, süpürgelerimizi sürekli antrenman öncesi veya antrenman sonrası dezenfektan etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde süreci atlatmaya çalışıyoruz. Halen daha tabii antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmadan atlatacağız. Daha da güzel günler görmeye başlayacağız. Aynı şekilde bahsettiğiniz gibi sportif yetenek taramasında da Zoom üzerinden eğitimler veriyoruz tabii ilçe olarak ve il olarak. Bu şekilde taramayı da yaklaşık bir aydır başlatmış oldular. Orada da çalışmaya devam ediyoruz. Yani herkesi canlı tutma noktasında özellikle siz ifade ettiniz. Aha. Yani yeni başlayanlar kaçmasınlar. Tabii, çünkü olumsuz bir süreç. En azından herkesi canlı tutarak teoriye doyurmuşsunuz zaten. Umarım sahaya da dönüşler başladı. Zaten milli takım seviyesinde dönüşler çoktan oldu. Antrenmanlar devam etmekte ama küçük yaş grubunu özellikle ifade ediyorum. Yeni esnemelerde başladı. Cumhurbaşkanımız ifade etti bu esneme noktasında. Minik kardeşlerimizin hangi saat aralığında çıkacağını ya da bu yaz sınırının 12 yaşına kadar esnediği söylenildi. Artık 20 yaşa kadar serbest o yaş aralığı. Onun da mesajını buradan vermiş olalım. Hocam ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Pandemiyi de konuştuk. Evet. Pandemiyi de çok güzel ifade ettiniz. Curling sporu ben de merak ediyordum. Evet, yani sizin sayenizde de vesile oldu. En azından yayında kattıysak ne kesinlikle. Bize. Yani ben de biraz daha öğrenmiş oldum. Çünkü 65 federasyonumuz var. O kadar çok branş var ki. Yani hepsiyle İçine girip detaylı bir şekilde inceleme fırsatı çok fazla olmuyor. Ama bu yayınlar sayesinde de hem gerekli izleyicilerimize ileterek de bu mesajları da vereceğiz. İleriye taşıyacağız diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu imkanı bize sağladığınız için. Teşekkür ederim. Bir sonraki yayınlarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Umarım geliriz. Sahada da antrenman süreçlerinizi ya da olimpiyat düzeyinde hazırladığınız o sporcuları gözlemler çekimini yapar. Onunla ilgili de ayrı bir yayın yaparız. Tabii bekleriz. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun hocam. Sevgili spor severler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşça kalın.